Halkçıtv.com'dan merhabalar sevgili seyirciler. Evet, bugünkü konuğum Antalya Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Mahmut Yıldırım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Yıldırım, geçen haftalarla sizle bir röportaj yapmıştık ve epey bir ses getirdi o röportajımız. Çok açıklamalarınız oldu. Bununla ilgili size nasıl geri dönüşler oldu onu merak ediyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Bugün yaptığımız güzel söylemlerin arkasında yüzlerce telefon geldi. Kutladılar açık bir reklamı ortaya koyduğumdan dolayı. Fakat bugüne kadar ne yazık ki o teşekkürün karşılığında halktan bu tür söylemler gelirken ihraç olayında herhangi bir tebligat tarafıma intikal etmedi. Yani o gün konuşuyorduk, ben istifa ettim, evet. CHP'den ama onlar beni ihraç etmeye yoluna gitmişlerdi. Ama şu anda CHP'den herhangi bir ihraçla ilgili size tebligat elinize geçmedi. Geçmediğinden dolayı mahkeme kararlarını Sayın Belediye Başkanı'na da takdim etmeme rağmen, kumpas olay olduğunu söylememize rağmen ama bir türlü bir sonuç neticesiyle 6 ay geçmesine rağmen Ankara Genel Merkezi'nde benimle ilgili herhangi bir yasal işlem yapılıp tarıma tebligat gelmemiştir. Siz ama istifayı verdiniz. CHP'ye. Evet. Ondan istifanız ulaştı mı Genel Merkez'e? Mutlaka ulaşmıştır. Çünkü noter kanalıyla gönderdim. Gönderdiniz. Peki. Evet, bugün Mahmut Yıldırım bizlerle sevgili seyirciler. Çünkü neden bizlerle? Muratpaşa Belediyesi'nde yine çok farklı bir şeyler var, oluyor. Bunlarla ilgili de kendisinin hem eski bir CHP'li olması hem de Muratpaşa Belediyesi'nde meclis üyeliğinin halihazırda devam etmesinden dolayı kendisine soracağız. Efendim, Hacı Emin Nevruz kimdir? Hacı Emin Nevruz'la ilgili çok enteresan şeyler oluyor. Bizler çok tanımıyoruz kendisini. Tabii buradaki konuşacağımız bilgiler dahilinde Sayın Hacı Emin Nevruz'a da söz hakkı düşecektir. Halkçı TV ekranları Sayın Nevruz'a da açıktır. Cevap hakkı vardır ve kendisi de cevap verebilir bize. Bunu hem başta söyleyeyim hem de programın sonunda tekrar yine söyleyeceğim. Evet, bir belediye zabıta müdürlüğüne atanan, belediyede bu işleri yapmayan Hacı Emin Nevruz'un geçen haftalar bir haberi çıktı ve haberde de resmi Muratpaşa Belediyesi'nin atadığı bir kişi zabıta müdürlüğüne. Birincisi, zabıta müdürü orada vekaleten bakan Gülsüm Güzel Aslan diye bir hanımefendi var, çalışıyor, görevini ifa ediyor. Bir de böyle bir durum söz konusu. Nedir Hacı Emin Nevruz kimdir, neden bu göreve getirilmiştir? Cevdet Bey, bu arkadaşımız Bekir Kumul'un, Doktor Bekir Kumur'un belediye başkanlığında han müdürlüğüne atılmıştı o zamanlar. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan. Bu arkadaşımız şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir zaman üyesi olmadı, olamadı da. Ama tabii kendisinin ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydolmuştur, kimlik kartı vardır. Ancak faaliyetlerinde görmediğim için bunu söylüyorum. Tabii niçin oradan görevden alındı? Neden bu görevlerden uzaklaştırıldı? Konum hakkında bilgim yoktur. Ancak daha sonra Muratpaşa'ya geçişi var. Bu arkadaşımız 10 yıldır Muratpaşa'da ve Büyükşehir'de görevliyim diyor ama belediyenin neresinde görev aldı? Neresinde görev yapıyor? Sayın Başkan Ümit Uysal gelene kadar bununla ilgili nerede çalıştığını kimse bilmiyordu. Eğer kendisi bankamatikten maaş almış oluyor ise onu bankamatikten maaş aldıranlar hakkında da suç duyurusu yapıyorum. Çünkü neden suç duyurusu olması gerekiyor? Bu arkadaşın açıktan, çalışmadan belediyede maaş alması da takdir edersiniz ki hiç de hoş görülür bir konu değildir. Ancak Sayın Ümit Uysal Başkan geldikten sonra noktayı koyayım burada. Buraya kadar Sayın Ümit Uysal'ın herhangi bir suçu, günahı yok. Yok. Şimdi evet. Sayın Ümit Uysal'la burada herhangi bir şey dokunmuyor ama Süleyman Evcilmen dönemi dediniz. Evet. Sayın Süleyman Evcilmen'e sormak lazım. Sayın Hacı Emin Nevruz
sizin belediye başkanlığınız zamanında ne görev yapıyordu, görevi neydi, bir de bankamatik memuru muydu acaba gibi sorular var. Şimdi onun cevabını da buradan Sayın Evcilmen'e sormuş olalım. Evet, burada görüldüğü kadarıyla Sayın buraya kadar Ümit Uysal'ın herhangi bir şekilde bu kişiyle ilgili şu saate kadar görev verildi, verilmedi bir bilgisi yok. Hukuku da yok. Sorumluluğu yok. Sayın Uysal'ın. Sayın Evcilmen döneminde bu kişiye, Hacı Emin Nevruz'a ne görev verildi veyahut da belediyede bu tarzda yetkili kişilere aktif görev verilmez, pasif görevler mi verildi acaba? Ne verildi onu da bilemiyoruz. Onu tabii ki biz bilemiyoruz. Sayın Evcilmen'e de buradan söz hakkı düşüyor. Bu kişi belediye başkanı iken siz ne yapıyordu, görevi neydi? Onu da buradan kendisine soruyoruz. Evet, peki Hacı Emin Nevruz Kumbul dönemi dediniz, bir şaibeden, bir durumdan dolayı görevden alındı. Doğru mu? Şaibe demeyelim de niçin görevden alındığını biz bilemiyoruz. Tabii uzun zaman geçti bu süreç içerisinde. Nasıl bilemiyorsunuz Sayın Yıldırım? Birçok kişi bir söylentiler var. Odasında birileriyle basıldı, bir şeyler yapıyordu gibi bir laflar söyleniyor. Yani tabii onu, bunları siz de biliyorsunuz. Onu duyum, söylenti ama. Söylenti, tabii iddialar, böyle yani iddialar var. İddia etmek görmeden evet. Kimsenin haddine değil. Ama bu iddialar üzerine mi görevden aldı? Ama bu iddialar üzerine Sayın Başkan aldıysa da bunu o gün içerisinde kamuoyuna duyurmamışlardır. Ancak görevden uzaklaştırma durumu olmuştur. Tabii bu anlamda Sayın Emin Nevruz'u ben de tanıyorum. Ancak bunun belediyede ne iş yaptığını bugüne kadar hiç sormadım. Devamlı dışarıda görürdük, sağda solda görürdük, çalışıp çalışmadığını, mesai saatlerinin içerisinde, dışında, hep dışarıda bu arkadaşlara karşılaşırdık, merhaba derdik. Bu arkadaşımızın hatta Altındağ'da lojmanda oturuyordu. Daha sonra Sayın Süleyman Ercüment lojmandan da çıkardı. Biz belediye geldikten sonra ben Nevruz'u Sayın Başkan Sosyal Hizmetler cenaze işleriyle görevlendirdiğini duydum. O zaman merhaba demeye başladık. Yani ama, bir saniye burada yine şey gidelim ki Süleyman Evcilmen zamanı hiçbir yerde aktif görev verilmeyen kişi Sayın Uysal dönemi gelince cenaze hizmetlerine verildi diyorsunuz. Evet. Orada görev yapmaya başladı. Orada görev yapmaya başladı. O arada biz daha sıkı tanımaya çalıştık kendisinin. Sayın Başkan istediği her kişiyi yetkisi dahilinde atama yapar. Onunla Sayın Başkan'ın belediye meclis üyelerine hatta ayın 5'inde meclisimiz var saat 2'de gündemde yazısı da geldi. Ancak biz o konuyu kesinlikle başkan bilgi anlamında bize göndermiştir meclis üyelerine. Sayın Başkan'ın verdiği karar kendine yetkileri dahilindedir. Ancak bu arkadaşın kamuoyunda çok eleştiri, oldukça belediye içerisinde eleştiri olmasından dolayı Sayın Başkan bir kere daha gözden geçirmesinden fayda var diye düşünüyorum. Yani 15 yıldır efendim sevgili seyirciler Muratpaşa Belediyesi'nde zabıta müdürü var. Ama nasıl bir zabıta müdürü var? Vekaleten var. Kaç yıldır? 15 yıldır. 15 yıldan beri kadroya kimse atanmıyor. Yani 15 yıldır zabıta müdürü kadrosu yok. Yani resmi bir zabıta müdürü yok. O makama hep vekaleten bakan birileri var. Bundan önce Baki Bey vardı. Benim hatırladığım kadarıyla çok birkaç kişi vardı. Birkaç kişi, yani şu anda ismini ben de hatırlayamadım. En son evet birkaç kişi geldi geçti. Ama hanımefendi geçti. Çok başarılı bir şekilde evet, götürüyor. Şimdi de Gülsüm Hanım var. Gülsüm Güzel Aslan var. O zabıta müdürüne vekaleten bakıyor. Böyle bir durum varken zabıta müdürü de değilken o üniformayı giymeyen birisi olarak görevi de yapmayan birisi olarak. Ben orada bir düzeltme yapayım. Büyük şehirden gelirken zabıtaya görevlendiriliyor. Ama hiçbir resmi zabıta resmi elbisesini giymiyor. Yani zabıtalık yapmıyor. Yapmıyor evet. O gün de yapmıyor. Bugün de ne yaptığı belli değil ama Büyükşehir'den geliş şekil ve şeyi doğrudan zabıta görevi veriliyor. O kadrodan geçiyor. Geliyor. O oraya geçiyor, zabıta görevi veriliyor ama daha sonrası kadrosu zabıtada mıdır değil midir onu da bilmiyorum. Evet, peki şu anda zabıta müdürü olarak gözüküyor Sayın Hacı Emin Nevruz.
Peki sizce zabıta müdürlüğü yapacak mı? Yani Gülsüm Hanım'ı oradan alıp da yerine, makamına oturacak mı Sayın Nevruz? Yoksa emekli olacak, gidecek mi? Yani bu bir kademe arttırılsın diye bu makam verilip hani biraz daha kıyak emeklilik olsun diye yapılmış bir iş mi? Tamamen başkanın takdirine bağlıdır. Sayın zabıta müdürü Gülsün Hanım son zamanlarda olağanüstü zorluklar içerisinde başarı gösteren bir hanımefendidir. Başarı sağlayan birisidir. Ancak takdir tamamen ünvanı aldıktan sonra, verildikten sonra Sayın Başkan Emin Nevruz'a görevden alır mı, başka bir görev mi görevlendirir onu bilemiyorum. Veyahut da bir kıyak emekliği mi noktasında mı bir işlem yapılacaktır? Tamamen başkanın takdirindedir. Ama zabıta müdürü olmuş. Resmi şu anda müdür. Şu anda kadrosu meclisten geçmedi. Hayır, meclisten geçecek. Meclisten geçecek. Ki biz mecliste de Sayın Başkan'ın önerisine hayır deme şansımız yok. Değil mi? Değil. Yani öyle bir şansımız yoktur. Çünkü CHP'liler okey deyince zaten diğer meclis üyelerinin hayır demesi bile. Efendim benim bağımsız olmam bir şey ifade etmiyor. Benim beynim Cumhuriyet Halk Partili. Beynimle hareket edecek olursam Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının kararına karşı çıkmam. Ama burada başka bir şey var. Burada karşı çıkmanız gerekiyor. Ama şu anda açıklıyorum kamuoyuna. Evet, evet. En azından burada karşısınız yani. Ya hayır. Gördüğüm kadarıyla. Yorumunu yapıyorum. Evet. Yani belediye doğru başkanı, olmadığını söylüyorsunuz Hacı evet, Emin belediye Bey. Başkanımızın, Sayın Ümit Uysal'ın bunu tekraren düşünmesini istiyorum. Rica ediyorum. Yani evet. Bu bir kere daha kamuoyunda gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü eleştiri çok. Acaba kimler önerdi Sayın Ümit Uysal'a Hacı Emin Nevruz'u böyle bir durumda? Şimdi Nevruz Bey'in öyle bir etkinliği yok. Yani çevresi çok geniş olan birisi değil. Sayın Başkanım biraz emeğe saygılı birisidir. Ben de emeğe saygı göstermedi ama insan zafiyeti çok iyidir. Yani bu konularda insanların zafiyetine göre hareket etmesinde de vicdanı bu yönde de el vermiyor. Yani şöyle baktığı zaman süzüye diyorum bir ekip adamıdır mı değil midir diye ama ekip adam olacağına inanmıyorum ben Nevruz'um. Evet çok farklı bir şey. 10 yıldır Muratpaşa Belediyesi'nde aktif görevde olmadığı ve işte bankamatik memuru olduğu iddiaları var. Tabii Sayın Hacı Emin Nevruz'un buradan söz hakkı kendisine düşüyor. Ama Sayın Yıldırım'ın da Muratpaşa Meclis Üyesi olarak kendisinin böyle bir şey varsa da buradan da suç duyurusunda bulunuyorum. Araştırılması gerekir diyor haklı olarak. Neyin suçtu? Pardon orada bir yanlış. Hacı Emin Bey'in bankamatik memuru olup olmadığına dair. Suç duyurusu şöyle. Hı-hı. Yani bugüne kadar bu arkadaşımız hangi konularda görev yapmıştır? Nerede çalışmıştır? Parmakçılarda araştırılsın bulunsun. Efendim araştırılsın. Bunu söyledim ben. Ben bunu söylüyorum. Hayır, ben suç duyurusu ifadesi bu. Sadece içeride bu arkadaşın imzaları atmış mıdır, atmamış mıdır? Bu konuda da Sayın Başkan'ın da dikkatini çekmeye çalışıyorum. Suç duyurusu anlamında değil. Anladım. Yani bu anlamda da takip edilmesini talep ediyor. Tabii, araştırılmasını istiyor. Sayın Başkan göreve geldikten sonraki çalışması istisna. Tabii ki ondan öncesi Süleyman Encilmen'in döneminde. Sayın Ümit Uysal'ın burada dediğim gibi hiç bağlayan bir şey yok ama Sayın Uysal'ın neden getirdiği, ne olduğu bununla ilgili de açıklamalarını bu şekilde sanırım verecek. Şunu da söylemek istiyorum Sayın Cevdet Bey. Sayın Başkan bugüne kadar yapmış olduğu atamalarda hiçbir arkadaşla ilgili bugüne kadar bir konuda itirazımız olmadı. Hiçbir zaman itirazımız da olmaz. Çünkü kendi kimine nasıl çalışacağını en iyisini kendi bilir. Ancak bu arkadaşla ilgili çok kamuoyu oluştuğu için böyle bir söyleme ihtiyaç hissediyorum. Yani ben burada Sayın Başkan'ın almış olduğu karara saygım var. Ama kişiyi tamamı anlamında tabana ve belediye içerisindeki dedikodular, duyumlarımız da bizi rahatsızlık şahsen var. Beni vicdanla rahatsız ettiği için bu söylemi yapmakta da hiçbir çekince görmüyorum. Siz sessiz çoğunluğun sesi olmak istiyorsunuz. Evet. Evet. Onun için buradayım. Evet, onun için buradayım. Şahsi herhangi bir hiçbir şeyim yok. Hiçbir sorunum yok. Sadece oradaki duyumlar sizi rahatsız. Emin Bey'le de oturup çay içmişliğim vardır, söhbet etmişliğim vardır. Ama zabıta müdürlük kadrosunun
hakkı olduğunu biraz endişelerim var. Var mıdır yok mudur? Evet. Onlar da düşünülür. Peki komisyonlara giriyor musunuz? Komisyonlarda görev alıyor musunuz? Murat Paşa'da bağımsız meclis üyesi olarak daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis üyesi olarak başladınız göreve. Fakat sonra istifa ettiniz. Şimdi durum nedir? Murat Paşa Belediyesi'nde size olan bakış açıları oradakilerin nedir? Şimdi komisyonlar Mart'tan Mart'a seçilir. Tabii dolayısıyla benim olayım Mart'ın başlarında başladığı için bu komisyonlarda gruba katılamadığımdan grup da kararlaştırır, mecliste de geçer. Tabii Sayın Başkan'ın bu konuda Mahmut Yıldırım'ın takdir eder, herhangi bir konuda görevlendirirse bu görev her zaman için başarılı olduğum görevlerde bunda da başarılı olurum. Tamamen komisyona girmem benim görev almam, görev verilmesi tamamen başkanın takdirine kalmıştır. Yani şu anda herhangi bir yerde değilsiniz. Hayır. Bağımsız olarak. Bağımsız olarak devam ediyorsunuz. Göreve devam ediyorum. Bağımsızlık konumunda grup olarak da ayrıca kim istediğim zaman sözde kalma hakkım var. Konular hakkında grup kararı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlıklı kararlarında yanında yer alacağımı daha önce de söylemiştim. Bugün de söylüyorum. Sadece bağımlısın. Başka bir şey yoktur. Peki bu kadar olaylar oldu. Bu kadar ses getiren olaylar oldu. Sayın Uysal'la bir araya geldiniz mi hiç? Efendim son zamanda iki sefer geldik. Birinci de çok sıcak ilişkilerimiz olmadı ama ikinci de ikimizde de duygusallık oldu. Hem ne zamandı bu? Bu program? Bundan birkaç gün önce. Önce. Birkaç gün önce. Programdan sonra bizim. Programdan sonra gayet samimi bir şekilde görüşmelerimiz yaptık. Üzgünlüğünü hissettim. Çünkü 22 yıllık arkasında duran, siyaset yapan, kimseye laf konuşturtmayan, kendisini her alanda dağda taşla siyasette yanında yer alan birisi olarak beni o günden bugüne daha iyi tanıması gerekirken çok basit anlamı ifade etmeyen konuda biraz telaşa kapıldı, heyecanlandı. Herhalde koltuk sıcak. Ben bütün Cumhuriyet Halk Partililere, kamuoyuna ve bundan sonraki çalışmalarımda siyasi partilere karşı olan saygınlığım aynen devam edecektir. Peki, belediyedeki girdiğiniz zaman diğer meclis üyesi arkadaşlarınızla veyahut da belediyedeki karşılaşmalarınızda kişilerle nasıl tepkiler alıyorsunuz? İstifa etmiş, CHP'den istifa etmiş bir meclis üyesi olarak. Bir meclis üyesi olarak, şimdi değerli Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımız her zaman için çok bilirler, her şeyi çok iyi tanımlarlar. Ancak bu konuda bir zamanlar kendilerini hakime savcı yerine koyan arkadaşlarımız oldu. İnşallah onlar da utanmıştır benim bu mahkeme kararlarımı ortaya koymakla. Sert bir ortam olmadı, sıcak ilişkiler de olmadı. Ama şunu diyebilirim ki AK Partili meclis üyeler CHP'lilerden daha çok benimle ilgilendiler. Neden ilgilendiler? Şunun için ilgilendiler. İnsan olarak. İnsani yönden. Yani, sahip mi çıktılar Seda? Yani sahip çıkmadılar ama en azından arkadaş üzülme. Geçmiş olsun. Bunlar herkesin başına gelebilir. Çünkü onların da her an için başına gelebilir. Evet. Çünkü iftira. Evet. Kumpas. Bu kumpası bir daha tekrarlıyorum. Bu kumpasın bir ucu da belediyenin içindeydi. Artık tüm duyarlı arkadaşlar bu konuda Mahmut Yıldırım'a karşı bakışını değiştirmeli. Bakışını ona göre, yorumunu ona göre yapmalı. Benim hayatımda yaşam biçimde yolsuzluğa, rüşvete, hırsızlığa, namusluğa karşı mücadele eden birisiyim. 17 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya'da yönetimlerinde görev yapan birisiyim. Hiçbir alanda, hiçbir vatandaşıma yanlışlık yapmadım. Yüzlerce insanı da işe koydum. O işe giren arkadaşlarım gelsin birisi desin ki ben Mahmut Yıldırım'a İşimden dolayı çay ikram ettim, yemek ısmarladım. Bu mümkün değildir. Çünkü Mahmut Yıldırım'ın yemeği de kaynıyor, çayı da kaynıyor. Çünkü benim orası bir Cumhuriyet Halk Parti'nin lokali gibidir. İhtiyacı olana yardımcı oldum. Yardımcı oldum, herkese. Ama böyle bir kardeşliğin, böyle bir şahsiyetsizliğin olacağını kimse umamaz, kimse de bilemez. Madem ki kişi böyle bir bant almış, böyle bir kayda geçirmiş. O da kendi açılıp gelip kasamın anahtarını vermiştim.
zaman zaman kenarlanmalıydı. Ben toplantı olduğum zaman benim orada işte bakıyordu, ayak üstüne bakıyordu, çay getiriydi, çay demliydi, abi canım sıkıyor diyordu. Nasıl oluyor da benden parasını istemiyor? Evet, çok önüne düşüp savcılığa gönderenler utansın. Partililerden önüne düşüp gezen, sağa sola götüren ve bazı gazeteci arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Burada sadece Beyaz'ın dışında çok kimse de olay üzerine ciddi şekilde durmadı. Tabii Beyaz, Sayın Ahmet Döktök'le hiçbir sorunum da olmadı bugüne kadar. Saygıda kusur da etmedim ama bugüne kadar benimle oturup bir kahve ve çay içmişliği de yok. Ama gelişi güzel Mahmut Yıldırım'ı kamuoyunda teşvik etmekte geri kalmadı. Demek ki gazetecilik buymuş. Onun için kendisine teşekkür ederim. Tabii haberci yorumunu yapmak durumunda. Yapacaktır. O da kendine göre, ben de usulümle yorumunu yapmış. Tabii ben kendisine teşekkür ediyorum. Benim de reklam mı yaptı? Çok iyi oldu yani. Peki. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorsunuz. Efendim, programımızda adı geçen herkesin söz hakkı var. Halkçı TV'yi arayarak, bizlere ulaşarak programımıza da katılabilirler ve kendi haklarında bahsedilen iddialar konusunda cevap verebilirler. Sayın Hacı Emin Nevruz olsun, Sayın Süleyman Evcilmen Belediye Başkanı, eski Murat Paşa'nın olsun, şu andaki Belediye Başkanı Sayın Uysal olsun ve tüm adı geçen herkes burada programımıza katılıp bu cevaplara ve bu iddialara karşı sorularımızı cevaplayabilirler ve kendileri de vatandaşlarımızı bilgilendirebilirler. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için. Her zaman bu kapıyı açtığınız için bu sizin bu yayıncılık konumunda kutluyorum. En azından kamuoyunu, kapalı kalan şeyleri kamuoyuna paylaşmak, kamuoyunu aydınlatmak sözcülüğünü yapıyorsunuz. Ben sizi kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim, Halkçı TV'den bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, mutlu kalın ama önce özgür kalın.